Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Beni duyabiliyorsunuz rahat sanırım. Hoş bulduk Ebru Hanım. Şu anda Antakya'ya doğru yoldayız. Orada oda başkanımız Sayın Hikmet Çinçin'i bir ziyaret edip ne ihtiyaçları var, sanayiyi, oradaki sanayiyi tekrar harekete geçirmek için neler yapabiliriz, ne gibi destekler verebiliriz. Bir de orada faaliyete geçebilecek durumdaki küçük sanayiciler, orta sanayicilerin bir envanterini çıkarıp neye ihtiyaçları olduğunu tespit edeceğiz. Öyle bir destek de vereceğiz. Çünkü oradaki ekonomiyi yeniden canlandırmamız lazım. Antakya çünkü bir tarih. O tarihi yeniden ayaklandırıp yeniden yaşatmamız gerekiyor. Hatay'da Hatay'ı terk edenlerin, yani Hatay'dan ayrılanların göç oranı çok yüksek. Onu biliyoruz. Yıkım çok yüksek. Fotoğraf, önümüzdeki resim kötü. Dolayısıyla ciddi bir çalışma gerekiyor. Mesela diğer illeri de, diğer 11 ili de gözlemliyor musunuz? Mesela Adana, Gaziantep, Diyarbakır biraz daha kısmen hızlı toparlanabilir ama diğer yerlerde sanayi toparlanma, insanların işe dönmesi, çadır, konteyner ve fabrik konutların kurulması ne kadar bir süre gerektiriyor? İnsanlar o sırada ne yapacak? Kenti terk ediyorlar, geri dönerler mi? Ne görüyorsunuz? Sizin gördüğünüz fotoğraf ne? Şimdi fotoğraf tabii çok karmaşık bir fotoğraf, uzun vadeli bir süreç ama kısa vadede alınacak ufak tedbirlerle, desteklerle uzun vadeli planlara destek verecek şekilde hareket edebiliriz. Mesela? Şimdi Mersin'i önce ben size anlatayım. Mersin deprem bölgesinin 10 ilinde yaşayan, 10 ilde yaşayan insanların çoğunun akrabaları var Mersin'de. Hı hı. Dolayısıyla hem yakın hem güvenli bir bölge olarak görüldü Mersin. Hem ve de depremden yakınlar. Kurtulanların, depremden kaçanların birçoğu, yaklaşık şu anda 250 bin, 300 bin, 350 binler telaffuz ediliyor kentimizde misafir 400 ettiğimiz. 400 bin olarak açıklanmış. Tabii 400 binler olarak açıklandı. Ben çünkü farklı rakamlar olduğu için hepsini nüfus %40 arttı deniliyor. Tabii ki %40 arttı. Zaten ondan önce de bir 400 bin Suriyeli vardı. Yani şehrin nüfusuna bir şehir daha eklenmiş oldu. Yani kent merkezi 1 milyon civarında bir nüfusu var. 1 milyon da yeni bir nüfus eklendi. Kent merkezi ilçeleriyle birlikte 1 milyonu buldu gelenler. Peki, şimdi Mersin, peki mesela Mersin'de iş mi arıyorlar, ev mi arıyorlar, yerleşmeyi mi düşünüyorlar, geri dönmeyi mi düşünüyorlar? Yani 1 milyon nüfus sizce kalıcı mı? İş gerekiyor mu, ev gerekiyor bence, mu? Bence kalıcı değil, olmaması da lazım. Çünkü Mersin kenti bu kadar yoğun bir göçü kaldıracak şey de değil. Artık bir istihap haddi var. Bu istihap haddini de aştı. Şimdi şöyle, Mersin'in konuk edebileceği kadar insana konuk edebilecekken çok daha fazlası geldiğinde bu sefer rahatlıkla konuk edebileceğimiz insanların da hizmet kalitesi, onlara verdiğimiz hizmet kalitesi de düşmektedir. Yani Mersin 100 kişiye bak. 300 kişiye bakmaya çalışacaklar. Şimdi buradaki insanların tabii ki çoğu endişeli. Kendileri de bilmiyor. Biz ne olacağız diyorlar. Şimdi otellerimizde konaklayan birçok depremzedemiz var. Biz hepsini bağrımıza bastık. Otelcilerimiz ücretsiz barındırıyor. Yemek veriyorlar. Fakat misafirlerimiz diyor ki ya bu adamlar 10 gün bakar, 15 gün bakar, 20 gün bakar. Biz ne olacağız endişesi var. Biz ne olacağız, biz ne yapacağız? Bizim geleceğimiz ne olacak endişesi var bu insanlarda. İnsanlarımıza artık hükümetin, devletin gelecekleriyle ilgili bir mesaj vermesi gerekiyor. Bunu da çok istiyor
sürekli sorguluyor yurttaşlarımız. Anladım. Şimdi tabii ki deprem bölgesi Türkiye'nin önemli ekonomi, sanayi, tarım bölgelerinden birisi. Yaklaşık Türkiye ekonomisinin %20'sine denk geliyor tahmin ediyorum. Biz buralar tek dondu zaten, çok da sağlıklı duyamıyorum ben. İsterseniz bir daha bir deneyelim. Çünkü hani sağlıklı bir yayın olmuyor. Mersin dün de 147 yanlış hatırlamıyorsam kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ortak bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz zaten Suriye'den göç almıştık 400 bin civarı. Şimdi deprem bölgesinden de 400 bin kişi gelince şehrin merkezinde işte 1 milyon nüfusa 1 milyon daha eklendi. Dolayısıyla barınma sorunu, ulaşım sorunu ve başka sorunlar da ortaya çıktı. Tabii oteller kapılarını açtı. Yakınlar, insanlar yakınlarının evlerinde ağırlıyorlar ama depremzedeler de diyor ki biz ne olacağız diye çok fazla soruyorlar. Bu yönde çok fazla endişe var diye aktarıyor Ayhan Kızıltan. Ama bir yandan da işte prefabrik konutlar, konteynerler, iş yerlerinin tekrar ayağa kalkması o bölgede. Bir yandan da kira yardımları, diğer desteklerle evler yapılana kadar bir sürecin geçirilebileceği belirtiliyor. Bu da tatmin etmiyor anladığım kadarıyla Ayhan Bey. Evet. Tabii ki kalıcı konutların yapılması öyle hemen ha deyince olmayacak. Yeniden bir imar planı yapılacak. Yeni konutlar nerelere yapacak? Sağlıklı jeolojik etüttan sonra belirlenen yerlere yapılacak. Bu da uzun bir zaman alacak. Onun için kalıcı değil de geçici içinde yaşanabilir konutlar, konteyner mi olur, prefabrik mi olur? O yönde de yoğun bir çaba var bildiğimiz kadarıyla. Yine sizler, evet, iş dünyası, odalar, borsalar, herkes, evet, bir çaba içinde. De sanayi bölgelerinin civarına, sanayi tesislerin civarına da kurulabilir bu geçici konutlar. Bir de tabii ki çalışanları devletin bir prim vermesi lazım. Örneğin 8500 lira asgari ücretle çalışana bir ekstra 3000, 4000, 5000 lira bir prim vermesi lazım ki devletin insanları cazip kılmamız gerekiyor oraya dönüşü, orada işbaşı yapmayı. Yoksa şimdi sanayi bölgelerinden özellikle İstanbul, Kocaeli, oralardaki firmalara yönlenmeye çalışıyorlar. Çok acil, sistemli bir destekleme, bir sistemi kurmamız lazım ki o bölgeyi cazip hale getirmemiz lazım. Hani icabında ailesi örneğin Mersin'de kalabilir ama baba ya da çalışan kimse gidip bölgede fabrikalarda çalışabilir. Yani böyle bir sistem kurmak gerekiyor. Kaç firmadan bahsediyoruz mesela deprem bölgesinde? Mesela tekstil firmalarının ayağa kalkması, yani çok fazla fabrika yıkımı olmasa da Hatay'ı hariç tutuyorum. İşte makineler hasar gördü, psikolojik travmalar söz konusu. İşte bir takım geçişlerle 6 aydan önce tekrar faaliyete geçmek mümkün değil. Ama siz onların yanına dediğiniz gibi iş yerlerinin yakınına konteyner kent yapmazsanız insanlar nerede kalıp yaşayacaklar? Evet. Sokaktan eşe mi gidecekler, evet, yani ne yapacaklar? Dolayısıyla yani işte bunları süratle çözmemiz lazım. Şimdi biz Antalya'da Odalar Birliği ile birlikte oraya da önereceğiz. Böyle bir envanter çalışması yapacağız. Faaliyete geçirilebilecek olan tesisler, küçük işletmeler, orta işletmeler. Bunların mesela Hatay'da 1500 küçük ve yan sanayi güçlü deniyor. 1500 KOBİ, evet, olsa 1400'ü zarar gördü. Bayağı kalkmaları, evet, da çok kolay, evet, evet, yakın zamanda zor deniyor mesela. Tabii. Şimdi bir de şu da var. Yani biz ben şimdi Mersin Ticaret Sanayi Odası olarak ben gene şunu da belirtmem gerekiyor. Mersin'in de afet bölgesine sağlanan destekler, teşvikler, hatta daha ötesi özel bir statü
verilmesi lazım. Biz de Mersin olarak, Mersin'in tüm sivil toplum örgütleri olarak Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Cumhurbaşkanımıza da biz bu konuyu ilettik. Çünkü aşacak Mersin'de barınan depremzedeler. Onun için Mersin'e acil destek lazım. Çok acil destek lazım. Bütçeden daha fazla pay istiyorsunuz. Beşinci bölge kapsamını alalım teşvikler anlamında diyorsunuz. Daha çok yatırım gelsin ve daha çok kaynak gelsin. Bir de ulaşım projeleri bir an önce hayata geçirilsin istiyorsunuz anladığım kadarıyla Mersin'de. Çünkü barınma, ulaşım sorunu artmış. Evet, şimdi bir de liman sorunumuz var. İskenderun Limanı depremde hasar alınca İskenderun'a giden varış noktası İskenderun olan birçok gemi tamamı Mersin Limanı'na yönelmiş durumda. Mersin Limanı'nda şu anda iğne atsanız yere düşecek şey yok. Ya her taraf konteyner dolu. Çok büyük bir sıkışıklık var. Bu şunu gösteriyor. Mersin'in Türkiye için, bölge için ne kadar önemli bir kent olduğunu, Mersin'deki hizmet çeşitlerini, hizmet kalitesini bizim arttırmamız lazım. Örneğin bir ikinci ana konteyner limanı dediğimiz liman yıllardır sürüncemede bırakılıyor. Bu deprem göstermiştir ki bu ikinci ana konteyner limanının bir an önce Mersin'de hayata geçirilmesi gerekiyor. Bakın İskenderun limanının hasar alması... Niye geçirilmiyor? Efendim? Niye geçirilmiyor? Bilemiyorum. Yıllardan beri sürüncemede. Yıllardan biz Mersin olarak sürekli talep ediyoruz. Sürekli dile getiriyoruz ama artık hükümet uygulamaları, hükümet planları da pek fazla... Şimdi daha kritik hale geldi diyorsunuz. Bir an önce hayata geçirilmesi elzem diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Bir de mesela bölgede kapasite, şimdi siparişler var. O siparişler yetiştirilmediği için biz kapasite fazlası olan yerlerde üretim devreye giriyor. Ve o eksik, o siparişler başka şehirlerde tamamlanıyor. Mersin bu noktada daha yoğun çalışıyor mu? Yani bölgede tabii siparişlerini ki, tabii ve ki, üretimini siz üstlendiniz mi? Tabii ki, tabii ki. Ya sanayimiz de ekstra bir kapasiteyle çalışıyor. Tarım sektörü ekstra bir çaba harcıyor. Ama şimdi Mersin'de tüketim de özellikle gıda maddeleri tüketimi de o kadar arttı ki yani bu önlemleri bunları düşünmezsek yarın belki de bir gıda kriziyle de karşılaşabiliriz. Fiyatlar şimdi çok arttı. Mersin'de bir ikinci bir nüfus oluştu çünkü. Tabii ki, tabii ki. Peki mesela gıda fiyatlarında ya da işte başka ürün fiyatlarında, yani sizin Mersin özelinde enflasyonunuz, kiranın çok arttığını biliyoruz. Evet. Mersin'de, Antalya'da, Konya'da kira fiyatları, Adana'da mesela nakliye fiyatları. Sizde Mersin'de fiyatların çok arttığını, çünkü bir yerde talep çoksa fiyat artışı da vardır. Yaşıyor tabii musunuz? Mesela kiralar ne olacak? Tabii ki, yani bu kiralarla ilgili çok şey yaptık, aksiyon aldık. Maliye, Ticaret İl Müdürlüğü sürekli kontrol ediyor. Ama ne yazık ki bunun bir tespit yapması çok zor. Ancak kiralayan ihbar ettiği takdirde devreye girilebilir. Çünkü ortada bir somut kanıt olmuyor. Ancak şikayet edilecek ki, İşte banka hesapları kontrol edilecek, bunun tabii ki Maliye ve Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak. Bu yönde biz kiralar konusunda çok aksiyon aldık. Bizim gayrimenkul komitemiz var, Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın. Onlar çok büyük bir çalışma içindeler. Üyelerini, emlak komisyoncularını ve gayrimenkul firmaları sürekli bilgilendiriliyor. Geçen 200 gayrimenkul şirketiyle birlikte bir şey yaptık, çalışma yaptık ve gayrimenkul şirketlerinin tamamı kiraların bu kadar artmasına karşılar ve bizden kaynaklanmıyor diyor özellikle. Ben de ona katılıyorum. Gayrimenkul şirketlerinden kaynaklanmıyor bu kira artışları. Tabii ki
mülk sahiplerinin talepleri doğrultusunda bir fiyat gerçekleştiriliyor. Peki. Tabii ki şimdi nakliye derken tamamında değil. Mesela bizim uluslararası lojistik yurt içi yolcu taşımacılığı firmalarımız depremin ilk 10 günü bedelsiz yüzlerce tırı ve kamyonu seferber ettiler. Şimdi evden eve taşımacılıkta bir fiyatlarda ciddi bir artış yapılmış. Öyleymiş. Onun üzerinde tabii onun üzerinde üyelerimize bir telkinlere başladık. Valilik de bu konuda bir çalışma yapıyor. Tabii fırsat devri değil. Değil, evet. Kesinlikle değil. Hakikaten iyi niyetle, vicdanlı bir şekilde çalışması lazım. Böyle bir durumda kazanılan paraların bir hayrı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Herkesin de böyle düşünmesi gerekiyor. Ama Mersin'in de bu noktada verdiği sınav önemli tabii ki. İnsanlar evleri tabii de ki. Açtı. Ne gerekiyorsa yaptılar. İnanılmaz bir... Bakın böyle 25, 30, 40 tane böyle çok aşırı fiyat artışı yapan insan varsa onun 100 misli evini ücretsiz açan depremin ilk günlerinde Mersin'den böyle çağrılar, evimize gelin, biz buradayız diye tabii, çok fazla çağrı, tabii, açıklama tabii, gördük. İnsanlar, yani Mersinliler o noktada gerekli fedakarlığı yaptı ama bundan sonrası için tabii ki depremzedelerin de rahatı için daha fazla evet. güvence verilmeli ve destek sağlanmalı diyorsunuz. Tabii, sizce tabii, bu bölgelerde tekrar yaşamın başlaması, insanlar niye yani doğup büyüdükleri topraklara tabii ki geri dönmek isterler ama ne yapsınlar şu anda? Çadır kentlerin durumunu gördünüz. Çocuklar var, eğitim var. Evet. Çok kolay değil. Bir de yeniden şehir inşa edilecek. Sizce bu süreç ne kadar sürer? Vallahi hiç kestiremiyorum. Ama çok kısa bir sürede en olmaz. Geç 2-3 ay içerisinde bölgede bu geçici konutların tamamlanıp insanlarımızın oralara yerleştirilmesi ve günlük ihtiyaçlarının sürekli karşılanması gerekmektedir. Şimdi ben Mersin'de artık dönmem çok diyenler mi fazla var. Yoksa çok ben şehrime giderim var. Diyenler mi? Yabancı yardım kuruluşları gelip ziyaret etti Mersin'i. Dediler ki biz böyle organize bir kent beklemiyorduk dediler. Biz depremzedelerin çadırlarda sefalet içinde Mersin'de yaşatıldığını zannediyorduk dediler. Ama gerçekten Mersin'i tebrik ediyoruz dediler. Biz ummadığımız bir sistemli çalışmayla karşılaştık dediler. Yani Mersin o kadar bu işi ciddi, o kadar benimsemiş ki hükümetin de etkili bakanlarını ben rica ediyorum. Geçen gün gene başka bir... Daha iyi koşullarda yaşayalım diyorsunuz anladığım tabii kadarıyla Mersin'e, Mersin'e gelip incelesinler durumu. Mersin'e gelip incelesinler. A'dan Z'ye Mersin'in her yerini incelesinler. Mersin'in imkanlarını arttırsınlar ki biz misafirlerimizi daha iyi yaşatalım ve bölgeye anladım. Daha iyi hizmet edebilelim. Anladım. Kaynak verilecekse biraz bizim, daha verilmeli. İnsanlara daha fazla destek sağlanmalı ve ücret ödenmeli. İşlerine tabii, dönmesi tabii. için o geçici konutların ona göre dizayn edilmesi lazım. Peki insanlar iş arıyorlar mı Ayhan Bey? Çok tuttum ama bunu da sorayım. Yoksa arıyorlar, mesela tabii ki, tabii işten ki, çıkarma tabii yasağı tabii var, ki kısa çalışma ödeneği var, nakdi ücret desteği var. Onlar şu anda yetiyor mu? Bir de işten çıkarma yasağı da sürüyor ya. Hani bir süre sonra işimize geri döneriz mi diyorlar? Yoksa biz artık burada kalalım, iş verin, iş bulalım, çalışalım mı diyorlar? Onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi insanlar diyor ki biz oraya niye dönelim? Bir kere onları oraya döndürebilecek imkanları sağlamamız sağlamak lazım. Bir de korku yaşandı bu. Tabii. Şimdi zaten ülkemizin hemen hemen her köşesinde kalifiye eleman sıkıntısı var. Şimdi kalifiye bölgeden kurtulup Mersin'e gelen ya da başka kentlere giden kalifiye eleman çok kolay iş bulma imkanı var. Eğer o bölgenin kalifiye insanları başka bölgelerdeki tesislerde işbaşı yaptığında bir daha biz onları geri döndürmemiz mümkün olmayacak. Yani çok boyutlu bir şey var önümüzde. İş var. Çok boyutlu. Çok boyutlu. Bunu siyaseti karıştırmadan o bu partili, bu partili, o belediye, bu devlet kurumu demeden hep birlikte oturup birlikte çözmemiz lazım. Birlikte sistemli bir çalışma yapmamız lazım.
Yani zor tabii, yuvalar dağıldı, insanlar evlatlarını, ailesini kaybetti. Kolay değil, çok acı bir travma. Bir yandan da bundan sonrasını düşünüyorlar. O da ayrı bir sıkıntı, acı. Daha fazla destek sağlanmalı ve güvence verilmeli diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. İnsanlar daha fazla yakınlık ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilir bu dönemde. Mersin'e ayrıca teşekkürler, diğer illerimizde olduğu gibi. Konya, Aksaray, Niğde gibi illere de yoğun göç varmış. Ankara'ya yoğun göç var. Dolayısıyla yeniden toparlanma konusunda yine el birliği yapacağız diyorsunuz. Ama Mersin'e daha fazla destek ihtiyacı olduğunu da anlıyoruz. Nüfus yoğunlaştı çünkü, onları da iyi yaşatalım diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir çağrınız var mı? Buyurun. Sözlerimi söyleyeyim. Tabii ki, buyurun. Buyurun. Sözlerimi söyleyeyim. Mersin'e bir özel statü bekliyoruz. Artı diğer illerimizin depremzedeler arasında bir ayrım yapmaması lazım. Suriyeli ya da Türk vatandaşı olarak görmemesi lazım. Suriyelileri de nasıl Mersin 400-500 bin Suriyeli'yi kabul etmiş, onlara yuva vermişse, başka kentlerimiz de Suriyelileri lütfen alsın. Yani hep Mersin'e yüklenilmesin. Anlatabiliyor muyum? Bu da önemli bir konu. Duyuyoruz yani, bazı kentler biz istemeyiz diyorlar. Mesela Mersin'den bir 2500'e yakın bir ilimize gönderildi. Oradan geri çevrilmiş, biz istemeyiz diye. Lütfen bu konuda da ben hassasiyet bekliyorum diğer illerimizin yönetimlerinden. Biz istiyoruz, siz istemiyoruz diye de belli gibi, bir düzen ve evet, demografik yapıyı değiştirecek şekilde bir hızlı artışa yol açmasın diyorsunuz anladım. Tabii ki. Peki. Teşekkür ediyorum Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.